Önce onu fazlalıklarından arındıralım. İstediğinde yapamayacağın şey olmadığını ben biliyorum. Yeni getirttim. Babam. Agah Demirhanlı. Ailesinin yadigarlarını hep bu sandıkta saklardı. Ben de şimdi bunları size vermek istiyorum. Siz çok doğru söylediniz Afife Hanım. Bu aile ve bu aileye ait olan hiçbir şey daha fazla dağılmamalı. Demirhanlı, Demirhanlı, Demirhanlı! Ağzından başka bir laf çıkmıyor. Sen bu soyadına ne kadar layıksan Hira da o kadar layık. Sen iyice saçmalamaya başladın. Nasıl o sefille beni bir tutarsın ya? Neva Demirhanlı'yım ben, Neva! Onun gibi binlercesini cebimden çıkartırım. Yeter! Demirhanlı falan değilsin sen. Evlatlıksın. Annenle baban yanımızda çalışıyordu. Sen doğdun, annen öldü. Seninle aynı zamanlarda doğan bir kardeşim vardı. Erken doğmuştu, hayata tutunamadı. Hepimiz çok mutsuzduk. Atlatmaya çalıştık. Birkaç ay sonra bir kaza oldu. Baban kendi canını hiçe sayıp babamı kurtardı. Ama kendisi öldü. Ne anlatıyorsun sen? Dinle. Yalnız kalmıştın. Babam seni nüfusuna geçirdi. Öz evladı gibi yetiştirdi biliyorsun. Öz baban olan can borcunu ödemek için seni servetine de ortak etti. Demirhanlılarla tüm bağım bundan ibaret. Hayır. Yaptıklarımın intikamını alıyorsun aklınca sen. Hayır. Anlattıklarım doğru. Sen sadece kağıt üstünde Demirhanlısın.
Böyle tutarsan elinden kaçar. Elini kesersin. Saçlarına bakınca bir şiir geldi aklıma. Gevheri'nin bir şiiri. Hiç duydun mu adını? Yok. Gevheri'nin yarinin diye başlıyor şiir. Ama ben Orhun'un yarini diyeceğim. Orhun'un yarinin gülleri aktır. Var yürü yüzüne. Perdeler döktür. Bilemem. Sevdiğim akranım yoktur. Zülfüne dokunan yeller öğünsün. Bunlar bizim köklerimiz. Ailemizin kökleri.
daha fazla uzakta kalmamalılardı. Burada ait oldukları yerde olmalılardı. Hanım, bugüne kadar yaptığınız her şey için size çok teşekkür ederim. Bu sandığı da minnettarlığımın bir nişanesi olarak kabul edin. Ben sizin hakkınızı ödeyemem. Afife Hanım, ben bir karar verdim. Artık burada kalmayacağım. Gitmeden önce de bunları size vermek istedim. Olmaz. Hiçbir yere gitmek yok. Sen de ait olduğun yerde kalacaksın. Burada. Benim sizden başka aile diyebilecek kimsem yok. Teşekkür ederim. Ne kadar üzücü değil mi? Fikret abiyle Feriha abla. Yıllardır aynı gökyüzüne bakmışlar. Aynı havayı solumuşlar. Üzerlerinden aynı bulutlar geçmiş. Belki de farklı zamanlarda aynı metroya binmişler. Belki birkaç saniye farkla kaçırmışlardır birbirlerini. Kim bilir kaç kere teğet geçmişlerdir. Ama şimdi sonsuza kadar ayrılar. Yarım kalmış bir aşk. Maalesef. Sen ne yapardın? Fikret abinin yerinde olsaydın eğer. Bilmem. Yani sanırım Fikret abinin yaptığını yapardım.
Sevdiğim kadını incitmemek için sessizce çıkar giderdim. Sakın öyle bir şey yapma, tamam mı? Nurşah, ne oldu böyle birdenbire? Yapma öyle bir şey. Bak, ben hiçbir yere gitmiyorum. Hep senin yanındayım. Hapse falan da girmiyorum, merak etme. Peki sen ne yapardın? Yani sana bir mektup yazmış olsaydı. Heri abla gibi saklar mıydın? Yoksa okur muydun? Ben Feri ablanın yaptığını yapmazdım. Merak ederdim yani. Okurdum. Biliyordum. Çünkü sen merakta bileydisin. Ama ne sen öyle bir mektup yazmak zorunda kal, ne de ben okumak zorunda kalayım. Öyle bir şey yaşanmasını hiç istemem. Şimdi bir karar vermek zorundayız. Feri ablaya söyleyecek miyiz? Yoksa... Güzel oldu. Bu kadarını tahmin bile edemezdim. Ama henüz işi bitmedi. Dahası parası yapılacak. Yapmak ister misin? Ben yapabilir miyim ki? Yaparsın tabii. Hadi. Yoksa alacalı bulacalı olur. Evet.
çok güzel oldu. Harika oldu. Böyle. Benim baktığım şey de çok güzel. Keşke daha önce öğrenseydik. Ya da ne bileyim, zamanı geri alabilseydik mesela. Keşke. Feri abla sevdiği adamın öldüğünü öğrenirse yıkılır. Ne kadar üzerine örtmüş olsa da, belli etmese de sevgisi pişmanlık olup karşısına dikilir onun. Bence en iyisi bilmesin. Bence de. İyi kötü kapanmış bir yara var ortada. Boş yere kaşımayalım Nuşa. Bence en iyisi kalkalım. Hava serinledi, hem abinler de gelecek ya, anca yetişiriz. Şu eşarbın içindeki mektuplar. Kızma ama ben merakıma yenik düşüp şöyle bir göz attım. Kapanıp gitmiş eski bir hikaye. Önemi yok. Yani biri hariç hepsini okumuşsun. Bir tanesini neden açmadın? Atmasamaydım keşke. Nurşah haklı. Okumamakla ne geçti ki elime? Okusam ne olacaktı ki sanki? O saatten sonra ne yazmış, ne fark eder? Adam beni terk edip gitmiş. Raşit. Ne yapıyorsun? Sultanım, şu minderleri bir kabartayım dedim. Biraz düzleşmiş sanki de. Ha, iyi. Ay. Abidim,
Sen cildine ne yaptın bugün? Adeta bir pırlanta gibi parlıyorsun. Ne istiyorsun? Konuş. Şey sultanım ya. Ben torunumu çok özledim. Ne zamandır onu görmüyordum. Bir onu ziyarete gideyim dedim. Tabii giderken de bir de oyuncak falan alayım diye düşündüm. Acaba biraz nakit mi şey yapsan bana? Ha? Kuruş çalışmaz canım. Sen git torununu gör. Hediyeye ne gerek var? Zaten o saf torozu bir salıncakta sallasan mutlu oluyor. Ya kendi paramla torunuma oyuncak da mı alamayacağım ben ya? Alamayacaksın canım. Boşuna hiç ağlaşma. Hani torunu görmeye gidiyordun sen? Böyle beşlik simit gibi yayıldın kaldın koltuğa. Gidecektim ama baktım hava çok soğuk. Şimdi torunu oralarda üşütmeyeyim diye vazgeçtim. Ah soğukmuş. Ben bilmez miyim seni? Ay, torunu görmeye gideceğin falan yoktu ki senin. Benden alacaktın paraları. Gidecektin doğruca at yarışını değil mi? Her şey hazır. Son bir kontrol yapalım mı? Olur. Çaylar? Demlendi. Güzel. Peki çayın yanına? Kek, kurabiye hepsi hazır. Etraf? Etraf toparlandı. Eksiğimiz yok. Tamamız. Abicim. Sonunda Orhun Demirhanlı ve müstakbel eşi teşrif ettiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abicim, iyisin değil mi? Kendine iyi bakıyor musun? Benim bakmama gerek kalmıyor. Hoş geldin Hira'cığım. Sen varken içim o kadar rahat ki. Gelirken bir şeyler aldık çayın yanına. Niye zahmet ettiniz? Hoş geldiniz. Röportajını gördüm bu arada. Seninle gurur duyuyorum. Tam bir Orhun Demirhanlı tarzı yalnız. Tabii ki en çok aranızın düzelmesine sevindim. O zaman ben çayları koyayım. Abicim sana kahve yapıyorum. Sen çay içmezsin zaten. Kahve yasak. Kafeinsiz içebilir sadece. Ama bu saatte onu da içmese daha iyi olur. Bir de bir saat içinde bir şeyler atıştırması lazım. İlaç var. O zaman hiç itiraz istemiyorum. Yemeğe kalıyorsunuz. Size o meşhur makarnamdan yapacağım. Abi, sana da aşk olsun. Bana da ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Yok bir şey canım. Makarnamı yemek için can atıyorlar da. Ben de sana yardım edeyim. Orhun lütfen. Uşağı uzun zamandır bu kadar mutlu görmemiştim. Sanki benim küçük kardeşim gitmiş. Yerine kendi düzenini kurmuş. Kendine güvenen genç bir kadın gelmiş. Kesinlikle. Uşağı kendi ayakları üzerinde duran çok güçlü. Ve çok başarılı bir kadın. Uşağı, bu zor dönemi senin desteğinle geçti.
İyi ki birliktesiniz. Abimin yanında olman beni öyle mutlu ediyor ki. Sen onun yanındayken içim çok rahat. Zaten senden başka hiçbirimiz ona bu kadar iyi gelemezdik. Ayrıca aranızın düzelmesine de çok sevindim. Zaten aksi düşünülemezdi ki. Siz birbiriniz için yaratılmışsınız. Her şey için şükrediyorum. İyi olmasına, yanında olmama. Hiçbir yerde onun olduğum kadar huzurlu olamıyorum. Çok şükür. Yeni ev nasıl peki? Memnun musun? İyi, her şey yolunda. Annem hariç tabii sanırım. Zaten duyduğumda çok şaşırdım. Yani annem nasıl oldu da kabul etti yeni bir yere çıkmayı? Ortalığı biraz ayağa kaldırmıştır. Şuradan pencereyi çıkarabilir misin? Gir! Buyurun hanımefendi, beni emretmişsiniz. Orhunlar hala dönmediler mi? Yok efendim, henüz değil. Kene. Kene gibi hayatımıza yapıştı. Kanımıza emiyor. Bir türlü kurtulamıyoruz. Onun gibi birisinin değil evimizde, yakınımızda olması soyumuza, soyadımıza hakaret. Bizimle yaşamaya devam ederse ailemizi hastalık gibi içten çürütecek. Bugüne kadar Orhun için, Ali için pek çok şeyi sineye çektim. Artık tahammülümün sınırlarındayım. Buraya kadar onu hayatımızdan kazıyıp atacağım. Efendim, benim üzerime düşen bir vazife varsa hizmetinize amadeyim. Artık her şeyin sonuna geldik. Ona hayatı zindan edeceğim. Makarna çok güzel olmuş. Bayağı geliştirmişsin kendini. Kurs falan mı aldın? Yoksa birinden yardım mı aldın? Ben elimi bile sürmedim. Yani itiraf edeyim, yengemden mini minnacık bir yardım almış olabilirim. Kendine has bir tarzın var. Yani alışana kadar biraz kasıyor ama alıştıktan sonra da insan başkasının elinden asla makarna yemiyor. İlkokula falan gidiyor. Belki daha küçük. Sürekli mutfakta. En sonunda annem yasakladı mutfağa girmesini. Ama dinler mi? Bir inat, bir inat. Kaçıp kaçıp mutfağa dalıyor. Ama her seferinde de enseleniyor. Annemle köşe kapmaca oynuyorlar. Olan da Halise Hanım'a oluyor. Zavallı kadın. Abi. Vallahi değişen bir şey yok. Yani hala aynı. O keçi inadından hiçbir şey kaybetmemiş. Abisine çekmiş demek ki.
Lütfen. Bol suyla içmen lazım. Buyurun işte, inatçılığına bir örnek. Bir kere de görmesem. Görürüm. Çok zor bir şey değil ki, alt tarafı ilaçın yanına su içeceksin. Çok tatlısınız. Birbirinizi ezbere biliyorsunuz. Keşke herkes sizin gibi olsa. Ömür boyu yan yana, el ele. Ben bu işten bir şey anlamadım arkadaş. Hallem oluyor, kullem oluyor. Meteliğe kurşun atıyoruz ben. Ulan bu para beni hiç sevmedi ha. Ne demiş şair? Cep delik, cep kendilik, ekev girmesin kardeşlik. Güya koskoca tüken sahibiyiz. Milletten borç dileniyoruz be. Reva mı lan bu bana? Tabii ya. Bugüne bugün mülk sahibi adamsın oğlum Raşit. Nasıl güzellerdi değil mi? İkisinin de gözleri ışıl ışıldı. Maşallah Orhun çok hızlı toparladı. Belli ki Hira'nın çok etkisi var üzerinde. Kesinlikle. Bence insanlar mutlu oldukları zaman her şey bambaşka oluyor. Keşke Fikret abi yaşasaydı. Feriha abanın da mutlu olduğunu görmek isterdim. Benim çalışkan kiracılarım, iyi akşamlar. Sen hayırdır, bu saatte senin burada ne işin var? Ya ben şimdi düşündüm, taşındım ve kiraya 5000 zam yapmaya karar verdim. Aha, oldu. Oldu. Hatta şöyle yapalım, 5 değil 10 yapalım, düz olsun. Olur mu? Aa, bak iyi düşündün ha. Yuvarlak hesap. Tamam, 10 olsun. Raşit Efendi, senin o ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ha? Ne kira artışından bahsediyorsun? Öyle kafana göre artış yapamazsın, elimizde kontrat var. Bir yılın dolmasını bekleyeceksin. Kardeşim, ben anlamam öyle kontrat montrat. Allah Allah, benim paraya ihtiyacım var. Yok öyle ya ama. Ya çevredeki en yüksek kirayı biz veriyoruz zaten sana. Raici'nin kaç katı üzerinde kira alıyorsun, bir de karşımı geçmiş zam mı istiyorsun utanmadan? Lan, mal benim değil mi be? İstediğim kadar zam isterim. Sana mı soracağım be? Allah Allah. Sen yat kalk da daha fazla istemediğime dua et. Yalnız bana bak, kirayı bankaya yatırmayacaksın, elden keş olarak vereceksin. Afetimin bunu bilmemesi lazım, sıkı denetim altındayım. Benden sana 5 kuruş çıkmaz. Zamanı geldiğinde tebliğ doğrultusunda alırsın kiranı. O kontratı da iyi oku, bizi daha buradan 10 sene çıkaramazsın. Bunu kafana iyi sok, bir daha söylemeyeceğim. Bana bak, istersen sen bunu bir daha düşün, ha? Bilirsin benim tersim pistir. Her türlü pisliği yaparım. Mesela giderleri tıkarım. Mahallenin çocuklarını örgütler, camları taşlatırım. Gelen müşterileri geri yollarım. Hakkınızda her türlü pisliği yaparım. Taciz ederim falan işte, sen düşüner. Yeter bak, gerçekten yeter, uğraşamayacağım seninle. Ben seni içeri tıktırmasını bilirim ama gerçekten dediğim gibi uğraşamayacağım. Yarın tezi yok, boşaltıyoruz ofisi. Sen de istediğini yap, tepe tepe kullan, al başına çal. Kenan, biraz sakin mi olsan acaba? Nurşa, kararımı verdim. Yarın taşınıyoruz. Aa, bu daha iyi be. Ben de emlakçıya veririm, iyi parayı okuturum. Ondan sonra da parayı çatır çatır yerim be.
İstediğini yap Raşit Efendi. Şimdi defol git. Hadi size eyvallah. Sen delirdin mi? Biz yarına kadar yeni bir yeri nereden bulacağız? Bizim Ahmet abiyle konuştum. Bu aşağı mahallede çok güzel bir yer varmış. Çok temizmiş. Bu Raşit'in ağız kokusunu çekme, gel bakalım oraya dedi. Bir onu arayayım. Bir konuşalım. Oraya bakarız olmadı. Ne iyi yaptık da Nurşah'ı ziyaret ettik. Evet. Bana da iyi geldi. Hem iyi vakitte geçirdik. Uzun zamandır böyle tasasız birlikte vakit geçirmemiştik. Şimdi sıra bu kadar uğraşarak yaptığımız sanat eserini yerleştirmeye geldi. Ben bir yer düşündüm. Bakalım doğru yeri tahmin edebilecek miyim? Evet abi. Evet yarın. Tamamdır, görüşürüz. Sağ olasın. Melisa çayı getirdim sana. Sakinleşirsin birazcık. Sağ olasın da gerek yoktu aslında, sakinim çünkü. Ahmet abiyle görüştüm, ev işi tamamdır. Yarın ilk iş taşınıyoruz. Uygun fiyata bir nakliyeci de bulduk. İnanamıyorum ya gerçekten. Yarım saat içinde taşınır olduk. Şu Raşit'in başımıza açtığı işlere bakar mısın? Olsun Nurşah, olsun, öyle söyleme. Yani belki de hayırlısı buydu. Hem sonunda kurtuluyoruz Raşit'ten. Allah'ım, para göz herifi. Sinirli değilim diyorsun da buradan bakınca pek öyle gözükmüyor. Hadi bir yudum daha al. Ya bir dakika. Ben az önce bundan içtim de zehirlenmeyeyim, sakinleşeyim derken ha? Çay ne zamandır böyle? Bence bir asır falan olmuştur. Ben o çayı atalı yıl oluyor. Elindeki yeni çay. Artık mutfakta o kadar tecrübesiz değilim. Oho, bakıyorum da hemen bir havalanmışız. Hoş geldiniz. Buyurun. Nasıl yardımcı olabiliriz? Ben Fikret. Beni arıyor musunuz? İzimizi taşıyan bir şey niye burada durur? Ne dersin? Zor günler geçirdik. Acılar çektik. Ama onca engele rağmen
Her şeyi aşıp bir arada kalmayı başardık. Birbirimize daha çok kenetlendik. Artık şunu çok iyi biliyorum. Hiç kimse, hiçbir şey bizi kıramaz, parçalayamaz. Fikret Bey. Buyurun, buyurun oturun lütfen. Eyvallah. Bir şey içer misiniz? Olur, sağ ol. Fikret Bey, biz size öldü biliyorduk. Yani bize öyle söylemişlerdi. Yok. Tamamen isim benzerliği. Zaten vefat eden şahıs da Çamlı köyünden değil. Tamamen benzerlik. Yakın çevrem ve etraf zaten beni Fikret diyebilmez. Fiko diyebilir. Fiko diye çağırırlar. Kartınızı bırakmışsınız. Niçin arıyorsunuz beni? Feriha abla. Feriha ablaya yazdığınız mektuplar elimize geçti. Biz de okumuş bulunduk. Feriha iyi değil mi? Hayır hayır gayet iyi. Korkmayın. Sağlığı yerinde. Oh, şükür. Nurşah bir su getirir misin? Yorulmuşsundur. Yatalım istersen. Uzun zaman sonra ilk defa birlikte uyuyacağız. Yani aynı çatı altında demek istedim. Uzun zaman sonra ilk kez huzurlu uyuyacağım ben de. İyi geceler.